kusuyorsun. De bakayım de hadi. Sen kusuyorsun hadi arkadaşım. Artık gerçekten çok diplerdesin. Bebe. De bakayım hadi bir şey de. Ne oldu? Zoruna mı gitti bebe demem? İnsanları niye rahatsız ediyorsun? Tek başına oradan bak burada 6 kişiye saldırıyorsun. Semih. Burada olmaması gereken tek adam sensin. Sen gidince Ütopya düzelecek bak. Çok emin konuşuyorum. Sen gidince ben mutlu olup heykelimi yaparım. Niye gelip özür diledin Tunca? Senden asla özür dilemedim Semih. Benden özür dilemedin. Bu arada bir benden şey özür dilemedin mi? Dilemedim. Sadece ya, şeyler vardı. Ya sen var ya Tuncay artık var ya bir şey demiyorum sana. Ben bak, dilemedim. Bak ben şimdi dilemedim şey diyor. Duydunuz değil mi? Evet, dilemedim. Evet, aynen. Ben de buradan tarihe vurgu yapıyorum. Hadi bilgisayarın başında oturuyordum. Gece 2 falan olabilir. Semih, bahçede bir 20 dakika 25 ben akıl olarak neredeydim, ne yapıyordum onu anlattım sana. Burada özür dileyen insanları da varsa böyle bir durum. Ben böyle bir durum olmadığından bahsediyorum ki özür dilemek de bir inceliktir. Hani dilemedim affetmek diyordun. Az önce dilemedim diyordun şimdi niye çeviriyorsun? Özür diledim demiyorum da bak özür dilemek de bir erdemdir. Açıklama yapıyor şimdi açıklama yapıyor. İkiniz de kızarıyorsunuz biliyor musunuz? 5 dakika sonra diledim diyecek de kılıf uydurmaya çok net biliyor musunuz valla? İkiniz de kızarıyorsunuz yani. Kızarıyorum sinirlendikçe kardeşim beyaz kulaklarımdır Allah Allah. Kılıf mı? Kılıf mı? Sinirlerinizi içinizde yaşıyorsunuz ve insanlara laf atarak, işleriyle dalga geçerek, karakterleriyle dalga geçerek kendinizi böyle deşarj ediyorsunuz. Ama siz kurtulamazsınız rahat olun. Kurtulamazsınız bundan. Gerçek diyorum. Er ya da geç hak yerini bulacaktır yani size böyle dınk diye karşınıza gelecektir resim. Burada ya da buradan sonra. Hiç önemli değil. Şimdi o başladı değil mi? Burada olmazsa dışarıda olur. Tabii artık dışarıya burada tabii. Ümidi kestiler. Tabii burada aksılar olmuyor. Aynen. Buradan dışarıda. Ümidi kestim çünkü siz halen buradasınız. Ne kadar savaştıysak gitmediniz. Burada zihin savaşını burada sayı olarak kaybediyor olabiliriz ama dışarıda çok kalabalığız. İnsanlar bizimle size karşı mücadele ediyor. Sen evet, ve senin gibi laf sokan insanlarla. İnsanlar gelip bana hakaret ben ettiği gibi ve değil ve senin gibi laf sokan insanlarla. Anladın mı? Hepiniz bize giydirmeye devam edebilirsiniz. Hatta hesabı yok zaten konuştuklarınız. Bir gün olur da utanırsanız kimsenin yüzüne bakamazsınız ama bakacak tek yüzüne kendi yüzünüz olur. Haberiniz olsun ya. Yani. Arkadaşım söyleyeyim. Biz sana hiçbir şey demiyoruz. Sen geldin kendi söylene söylene kendi başlattı. Kim kusuyorsun? Bak ne sen konuşuyorsun nefret? Tuncay biz bir şey demiyoruz. Ne yine. Bu nefret? 100 gündür siz konuşuyordunuz. 20 dakika ben konuşmuşum çok mu? Geçen de aynı şeyi söyledim. Geçen bak, de 20 dakika kaç sefer aynı şeyi o köşede söyledim. De 20 dakika diyordun. Bu 20 dakikaların artık ara hiç bitmiyor. Ara metotlar veriyorum. Tabii. 20 dakikalık ancak kaldırıyor. Bu 20 dakikalar hiç bitmiyor. Hepsini toplayınca zaten 125 bin ediyor 20 dakikalık. Anladın mı? Eski her kasa gün... olduğunuz için siz. Eski... Bak yine saldırıyor. Tabii tabii. Eski kasa falan. Eski kasa olduğunuz için saldırıyor. Yavaş yavaş disk sürücülerini yavaş yavaş veriyorum. Gerçekleri böyle hayatın gerçeklerini çat diye koysan bak. Önünüze. Ne olur biliyor musun? Mavi ekran çıkar Semih suratında. İddiada bulunduğu her şeyi şu an kendisi yapıyor. Bizim tabii hakkımızda o. İddiada bulunduğu her şeyi şu an hadi kendisi bak. Yapıyor. Hadi çayını iç. Her zamanki gibi. Her hadi zamanki çayını iç. Gibi. İnsanlara laf sokmaya devam et. Dedikodu yap ama ben strateji yapıyorum diye övün. Zeki olduğunu zanneden kurnaz seni. Niye dedikodunu yapayım Tunca? Yüzüne senin zeki olduğunu bir zanneden şey kurnaz. Yüzüne söyleyemedim. Hayatla alakalı hiçbir bilgin yok senin. Bak. Hiçbir bilgin yok. Çok dolmuş. Her türlü şeyi çok söylüyor dolmuş. Anladın mı? Her türlü şeyi söylüyor. Kendisinin mükemmel bir insan olduğunu iddia ediyor. Bırakalım da bunu insanlar söylesin. Siz kötüler olmasaydınız bizim gibi insanlar nasıl ortaya çıkardı bilmiyorum. Aynı Yin Yang hikayesine benzedi. Bak Serkan'ın suratı ne kadar düşüyor. Çünkü artık Tuncay'ın kaybettiğini biliyor. Az önce ben de Serkan'ı gözlemliyorum. Onu zaten biliyor. O kuyudan Serkan bile çıkartamayacak. Onu zaten tabii. Biliyor. Tuncay'ı yaktı kendini. Siz incinin tırnağı bile olamazsınız. Bırakın Serkan'ı söyledi. Hala... İnciye sen neler diyordun? Bak demediğini bırakmadın. Kızı grupta lan gitti. Gidenlerle alakalı konuşuyorsunuz. Utanın utanın. Ve biraz sana bir şey söyleyeceğim. Ya deme Arda'yı İnci, sen konuştun. İnci, Arda'yı sen konuştun az önce ineği sattın. Bir şey diyeceğim hala. Ya, ne işte konuşuyor da. İnci diyor ya İnci'nin tırnağı olamazsınız diyor ya. İnci dediğin kız da gelip benden özür dilediği gün senin hakkında bir ton şey söyledi ama söyledi. Canı sağ olsun.